Koyunlara cep telefonundan kaval dinletiyorlar. Erzurum yaylalarında hayvanlarını yaz ayları boyunca otlatan çobanların kışlak olarak tabir ettikleri Elazığ'daki evlerine varmak için yolculukları devam ediyor. Yaklaşık 3 ay süren zorlu yolculuğun sonuna yaklaşan çobanların bu uzun ve zor görevlerinde akıllı telefonlar hayatla bağlantı kurmalarını sağlıyor. Birçok özelliği barındıran akıllı telefonlar, çobanların dünya ile iletişim kurmalarını imkan tanırken, yön bulma, hava durumu öğrenme, müzik dinleme ve video izleme olanağı da sunuyor. Eskide teknolojinin olmadığından dolayı çobanlar büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi teknolojiyle iç içe olduğu için telefonlarımızı enerji panellerinden şarj ediyoruz. Artı ondan sonra günlük haberleri internetten izliyoruz. Ve hava durumunu izliyoruz. Mesela ileriye yönelik bir yeri aşağıya, yüksek bir yeri aşacağımız zaman hava durumuna bakıyoruz. Eğer orada yağış varsa yavaş yavaş ilerliyoruz veya konaklıyoruz, gitmiyoruz yine. Kaval çalmasını bilmedikleri için akıllı telefonundan, enstrümandan dökülen ezgileri hayvanlara dinletiyorlar. Şimdi eskiden çobanlar kaval çalardı. Şimdikiler, gençler kaval çalmayı bilmiyorlar. Çalmadıkları için de mesela telefonda akıllı telefonlar çıkmış. Akıllı telefonlarda kavalı dinletiyoruz. Hayvan mesela daha rahat etmesi için, daha iyi otlatması için, daha mesela hayvan yavaşlayıp çevremizde gitmemesi için biz de kendimiz hoşumuza gidiyor. Yani bunu dinliyoruz. Yani dinlediğimiz zaman. Kurtların sürüye saldırısını engellemek için de akıllı telefonu yükledikleri köpek sesini açıyorlar. Akıllı telefonlara köpek seslerini yüklemişik. Onun için çevredeki kurtları ürkmesi için. Ondan sonra köpekler bazen de uyuyakalıyorlar. Yani kalkması için, daha köpeklerin çevreye dikkat etmesi için, kurtların da yaklaşmaması için bunu bazen telefonda dinletiyorum ve çalıyorum. Çobanlar gelişen teknolojiyle ortaya çıkan ürünlerin kendilerine kolaylık sağladığını söyledi.